Günaydın TGRT Haber ekranlarından, bilmediklerinizden. Merhabalar, merhaba Erol. Merhaba, merhaba. Evet. İki gün önce konuştuk, Ege sallandı dün gece. Yani şimdi ben tedirgin oluyorum. Yani sanki bu domino efekti gibi bir sinsile başladı. Önce İstanbul civarı, şimdi Datça civarı. Evet, şimdi biz sevgili izleyiciler iki gün önce Ahmet Yakut'u bağlamıştık, deprem araştırmacısı. Şimdi yine konuk olarak aldık tabii ki. Çünkü iki gün önce ne dediyse hemen dün gece yaşayınca hemen bir merhaba diyelim. Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Herkese günaydınlar. Vallahi geçmiş olsun. Sağ olun. Kapatırken programı sizinle vedalaşırken inşallah dedikleriniz çıkmaz demiştim. Siz de inşallah demiştiniz ama inşallah bundan sonrası çıkmaz diyorum. Ahmet Bey, bu depremlerin arkasında siz mi varsınız? Neden? Ne oluyor böyle? Estağfurullah, öyle bir gücüm yok. Dün biraz hissiyattan falan bahsetmiştiniz. Bugün bilim kazanmış oldu Erol Bey. Ya tabii artık güleriz ağlanacak halimize evet. Durumu var tabii. Sinirimiz bozuklu olduğu için tebessüm ediyoruz. Evet. Yoksa deprem hoş bir şey şakası değil. Yapılacak bir konu da değil de. Ama siz neyden bahsediyoruz? Hani böyle aylar sonra olur anlarız. Ertesi gün şimdi oldu. Şimdi tam orada hemen bir VTR'miz var. Onu izleyelim Ahmet Bey'le, sonra sohbete devam edelim. Tamam. Tabii ki. Tehlike şimdiden sinyalini veriyor. Birçok depremi önceden tahmin eden deprem araştırmacısı Ahmet Yakut, Türkiye'yi yakın zamanda bekleyen depremlerle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. O yüzden önemli bir süreçteyiz bence. Hissedilir bir deprem bence ülkemiz yakın bir zamanda, en azından Haziran ayında 5 ya da üzeri bir deprem yaşayabilir. Peki o depremden hangi bölgeler etkilenecek? Muğla açıkları, işte Aydın açıkları da olacağı için Aydın'ın, Muğla'nın, özellikle Muğla'nın öyle olası bir depremde bu depremi hissedebileceğini düşünüyorum. Evet, şimdi bunları daha iki gün önce konuştuk, üç maalesef gün önce. Maalesef yani seri bir şekilde haklı çıktı. Şimdi ben sokaktaki insan diliyle konuşurum her zaman. Hocam ne oluyor? Bir şey mi, mekanizma mı tetiklendi? Oradaki fayla buradaki fayın da çok alakası da yok mu? Yoksa var da biz mi anlamıyoruz? Yok, uzaktan yakından bir alakası yok. Sadece elimizdeki parametreler, Bodrum Mudur'un o gün sizin arkadaşlarınız, ekip arkadaşlarına da göstermiştim. Hani bunun yansıması olarak elimizdeki parametreler, ben 7 seneden beri iyi kötü parametre sapmaları da tarihçemi aldım, arşivimde var. Bu büyük ihtimalle Kuzey Ufayı ya da Marmara çevresinde 4-5 bir deprem oluşacak ama Akdeniz açıklarından geçse, özellikle Muğla açıklarından hissedilir, Muğla'nın da hissedeceği, Aydın'ın da hissedeceği bir deprem meydana getirecektir dedi. Öyle not almışlardı. Hatta yerini de demiştim ama not almamışlar. Özellikle Kos Adası'nın güneyi diye not düşürmüştüm. Evet. Şimdi yani o bölgede benim dostlarım oturuyor. O yüzden algıda seçiciliğim var. Hep sık sık oluyor yani. Geçen sene de olmuştu. Ondan önceki sene de olmuştu. Yani her sene periyodik bir Datça civarı, Kos civarı depremi oluyor. Şimdi Gökova Körfezi açıldığı için, Türkiye saat yönünün tersine döndüğü için Gökova Körfezi tarafı açılıyor. Burada sadece hem adalar oluşmuyor hem de yer altındaki yanardağ faaliyet sistemi de o kısımda var. Bir de şöyle bir örnek vereyim. Dünyanın en yaşlı ve en aktif dalma batma zonu olan Helenik Yay burada var. Yani bu ne demek? Akdeniz tabanı bizim Anadolu'nun altına doğru ilerliyor. Anadolu'nun altına doğru ilerledikçe 100 kilometrede magmaya karışıyor. Magmaya karışan enerji o dik Akdeniz'deki dik dağlarla ta Eskişehir'e, Kütahya'ya kadar bizim Anadolu'yu sıkıştırıyor ve bir taraftan da ters tarafa döndürmeye çalışıyor. Peki, yalnız orada bir cümle içinde şunu söylediniz, orada yanardağ fay hattı var dediniz. Yani evet. Bu ayrıca bir tehlike arz ediyor. Oradaki aktif bir yanardağ mı yoksa pasif mi? Şimdi deprem dediğin şey orası patladığı zaman, çatladığı zaman, kırıldığı zaman Allah korusun bir yanardağ, evet. İkinci bir tehlike. Şimdi şöyle söyleyeyim, orada birçok yanardağ aslında ada var ama bu adalara göre yanardağ yani... Yer altındaki, deniz altındaki yanardağ etkisiyle mesela Santorini adası zamanında çok büyük bir patlamayla orada 8-8,5 büyüklüğünde bir deprem oluşmuş tarihte. 800'lü 1000'li yıllarda. Hatta Muğla, Aydın işte birçok yerde bunun tsunami etkisine girmiş. Öyle söyleyeyim ben size.
Tabii ki Akdeniz, ben hep diyorum yani, kaynayan bir kazan ama dikkatli olmak lazım. Akdeniz bugün hani belki 5,5'la kurtardı. İlerleyen süreçte Girit tarafından ya da tam aksine Ayker'e tarafından bir kez daha bir yırtılma yaşarsa hem Akdeniz Ege sınırı bölgesinde 6,5-7 varacak depremler üretebilecek kapasite. Santorini'de o yanardağ var. Etrafı hala Evet. sıcak kaya Aktif. partikülleri var. Büyük bir turizm etkinliğine çevirmişler. Oraya gidiyorsun, Evet. taşlardan satın alıyorsun Hatırlıyorsun. falan falan. Peki şimdi baktığımızda İstanbul'dan Ege'ye gitti. Şimdi Hı bundan hı. sonrası için tekrar İstanbul dediğiniz o Silivri, Küçükçekmece, Avcılar şeridine mi doğru geliyor? Yatıp kalkıp İstanbul'u konuşuyoruz. İstanbul Marmara depremi çok önemli bir deprem. Ama ve lakin bu olan depremden sonra ben hani Marmara'nın bu saatten sonra dün de bir iki tane küçük deprem geldi. Marmara'nın özellikle batısından. Görünen o ki Çanakkale hem karasallığını hem açıklarını ben özellikle ülkemiz için konuşacağız diye düşünüyorum. Bir de notlarımın arasında Yunanistan'ı çok konuşacağız. Bu ilerleyen haftalardan sonra. Özellikle Yunanistan'ın Larissa bölgesi, Selanik ve açıkları. Burada 5 küsürlük depremler meydana gelse de hiç şaşırmam. Bu da bizim Ege kıyılarımızı, Ege açıklarımızı etkileyecektir. Ve bundan sonraki süreçte de Manisa, Balıkesir, Çanakkale gibi İç Ege tarafından 4'lük, 4,5'luk, 5'e yakın depremler, hissedecek depremler gelme ihtimali olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu yani Fethiye açıklarında olan dün akşamki Evet. depremin ilk artçısını nerede görürüz sizce? Yani Bunun bir artısı olacak olmayacak diye şöyle söyleyeyim ben size Seyda Hanım. Dün meydana gelen 5,5 büyüklüğünde Kandili'ye göre, AFAD'a göre 5,3 büyüklüğünde ama diğer yabancı kurumlara göre 5,7, 5,9 diye değişiyor. Böyle bir çelişki de var. O depremden şu ana kadar meydana gelen 1,5'la 4 arasının büyüklüklerde tam tamına 111 tane deprem oldu. Tabii. Burada yağmur gibi deprem olmaya devam edecektir uzun bir süre. Buradaki kırılma, orada birçok saçak fay var. Yani birden çok uzun fay var. Buradaki faylarda 6'lık, 6,5'luk, 7 büyüklüğünde depremleri oluşturacak kapasitede. Bu yüzden 6 küsürlük depremler yine bölge yakınlarından, işte Kos Adası güneyinden ya da Kos Adası'nın tam kuzeybatısından Ayker'e tarafından da gelirse diyorum ya hiç şaşırmam. Bu sene özellikle Ege açıkları, Akdeniz ve ben diyorum yine doğuyu konuşacağız. Peki Ahmet Bey, biraz önce Buyurun. Selanik'ten ve açıklarından bahsettiniz, işte Yunanistan'dan. Şimdi hep biz kendi mimarimizi konuşuyoruz. Yunanistan'da olan bir deprem otomatik olarak zaten bizi de etkiliyor. Tabii. Hissetmememiz mümkün değil. Yunanistan'da bu yıkıcılığı sizce ne olur? Yani bizde Avcılar, Küçükçekmece ve Silivri'de olacak bir depremin, büyük şiddetteki bir depremin, Marmara depreminin Allah korusun neredeyse İstanbul'un %50'sini gibi bir rakam söylemiştiniz. Yani Allah onlar korusun. hazırlıklı mı? Ya Yunanistan'ın tabii ki mimari yapısı çok farklı. Mimari yapılarında diyorum ya belki de hani en çok rastladığımız şey bizim Ermeni-Rum kesiminden kalan tahta betonların arasına özellikle taş yığınların arasına tahta koyuyorlar. Deprem anında bu yıkıcı dalga geldiği zaman tahta esnettiği için yapıya kolay kolay zarar vermiyor. Birçok yerde ona şahitlik etmiştim. Özellikle Ermeni ve Rum kesimlerinde. Onlara şahit etmiştim. Yunanistan'da olacak deprem de 5,7 büyüklüğünü geçmeyecektir. 6'yı bulmayacaktır ama yine hissedilecek depremler olacaktır. Benim korkum, benim temennim, tek temennim bizim Kuzey Ege kısmından Yunanistan'a uzanan bizim Kuzey Anadolu fay hattı. Ayrıca bizim Kuzey Anadolu fay hattı Marmara içinden geçip Saros Körfezi'nden Kuzey Yunanistan'a kadar uzuyor. Umarım o kol üzerinde meydana gelmez. Eğer gelirse şayet düşünmek bile istemiyorum ama Saros açıkları hep dün de dedim Babakale, Bababurnu açıkları 6,6, 6,7 büyüklüğünde bir depreme bence hazır olmalı diye düşünüyorum. O zaman Çanakkale'yi de şimdi kattık işin içine, Saros Ya, deyince tabii. Çanakkale şimdi her yeri katıp da işte insanların aklını bulandırmaya gerek yok. Aslında hep dediğim şeyler Çanakkale açıklarında Midilli Kuzeyi özellikle dediğim yer. O bölgeye zaten Midilli güneyindeki 6,3'lük İzmir depremi sonrasında bakmamız lazım dedim.
ki bulgular ve kırılmalar da bunu gösteriyor. Özellikle Gülpınar açıkları, Çanakkale Gülpınar açıkları şu son bir haftadır aktif bir faaliyete geçti. Hep acaba mı, acaba mı diye düşünüyoruz ama hocam, oradan... Hocam bir şey soracağım. İki şey soracağım daha doğrusu. Size göre Türkiye'nin deprem konusunda en güvenli ili neresi? Soru bir. Soru iki, İstanbul'da en güvenli ilçe neresi? Ben yekten sorarım. Hiç laf salatası sevmem, bilirsiniz. Tabii şimdi binaları demiyoruz da altyapı olarak. Zemin çünkü olarak. Bina kişiye tabii. göre yapan... Deniz kumuyla kişi, evet. bina yapar. Fark etmez yani. Yani zemin olarak. Tabii ki az çok AFAD ve Kandili verilerinde zaten hocam şöyle söyleyeyim ben size. Birinci, ikinci deprem bölgelerini görüyorsunuz ama ben Rize'ye taşının derim. Rize'de hani deprem olmaz derim. Giderseniz bu sefer Rize'de de yağmura doluya tutulursunuz. O zaman sel da, oluyor orada başka... da. Heyelan oluyor. Heyelan muhabbeti var. Aynen o var. Ama giderseniz Batman'a taşınırsınız. Sağdaki soldaki depremleri hissedersiniz. Batman da öyle mesela. Mardin de öyle. Hani büyük güvenliler yani. Evet. Tabii. Peki İstanbul'un en güvenli ilçesi? En güvenli ilçesi? Eyüp, bir tanesi Eyüp Sultanoğlu biliyorum. Manipüle etmeyin. Yok. Ben kıyıdan özellikle birinci köprü sonrasındaki yukarı kısım var ya Anadolu Ormanları'nın olduğu kısım. Ben oraya gidin yerleşin derim. Abi isim alayım öyle tarif değil. Tarabya i̇sim falan alayım. Diyorsunuz o zaman. Sarıyer. Yok Sarıyer değil de nereye kalıyor? Ben isim olarak şu an harita gözümün önüne gelmiyor ama aklınızda yani ikinci köprüden yukarısı diyeyim ben size. Başakşehir. Yani Anadolu yakası mı Avrupa yakasında mı söylediğiniz ya? Avrupa yakası özellikle söylüyorum. Başakşehir Ahmet Bey ben söyleyeyim. Marka evet. değil ki bu bir ilçe rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama Eyüp Sultan da... Yok Başakşehir değil. Oralar o lokasyona tehlike şeyine yakın diyor. Yok bilmem. Yakın neresi orada. Ahmet Bey? Nasıl? Söyleyin ilçenin ismini. Verebilirsiniz. O bizim ülkemizin marka değil söyleyebilirsiniz. Ya estağfurullah yok markadan falan değil. Başakşehir'den kuzeye doğru gitmek lazım diye öyle söyleyeyim ben. Ama şöyle. Çünkü bunları merak edenler internette haritalar var risk haritaları. Tabii. Şimdi ben şunu hatırlıyorum. 99 depremi olduğunda Büyükada'daki milyon dolarlık yalılar 100 bin dolara inmişti. Avcılar vesaire o sahil şeritleri fiyatlar 1/4'e inmişti. Ama biliyorsunuz daha sonra 2 ay sonra hayat devam etti. Herkes unuttu fiyatlar yine uçtu. Geldi ekrana risk haritası. Ekran geldi. Şimdi taş zemin geldi. Değil mi Ahmet Bey? Kayalıklar daha emniyetli. Kayalık zeminler. Şimdi, tabii kayalık zemin daha emniyetli. Bir, ikincisi bakın İstanbul'un bir artısı var. Bir kez daha söyleyeyim. Biz Gölcük depremini yaşadığımızda hem karada hem denizde yırtılma oldu. Biz belki de en büyük hasarı o yüzden aldık. Ama İstanbul açıklarında olacak deprem 12-13 kilometre açıkta olacak. Yalnız eksi yönümüz, eksi durumumuz İstanbul'un yapı stoğu bu depreme, altılık bir depreme bile hazır değil. Öyle söyleyeyim ben size. Yapısal sıkıntımız var. Tabii yapısal sıkıntı var. İstanbul'da çok yaşlı ve köhne binalar olduğu için. Hala çoğu binada o 70'li yıllarda yapılmış, deniz kumuyla yapılmış binalar var. Deniz kumuyla. Ve ısrarla da çıkmak istemiyor özellikle yaşlılarımız. Bir de şu var, mobilyacılara bence bir zorunluluk getirilmeli. Benim oğlum da jeofizik mühendisi bu arada, ondan da deprem mühendisi yani. Aslında evdeki bütün hareketli eşyalarımız duvarlara monte edilmeli. Depremlerde biliyorsunuz çoğu ölüm bu mobilyaların üzerine yıkılmasından. 99 depreminde bize deniyordu ki, kardeşim o bir kirişin altında durun. Değil. Sonra kirişin altı ölüm demektir. Tabii. Bir yatay yatacaksın yanında celin pozisyonu. Hatta yatay yatacaksın koltukların arkasında yani yatay. Yani o kirişler en tehlikeli dendi. Ne diyorsunuz üstad? Yani enkazda kalan biri olarak söyleyeyim ben size. Böyle söyleyeyim ben size. Hani bir yerin altına girmek özellikle kirişin kolunun yanında durmak zaten saçmalık başlı başına. Öyle söyleyeyim. Sakın kapı, merdiven, balkon buraları sakın kullanmayın. Deprem anında ilk çökecek yer apartmanların merdivenleridir arkadaşlar. Tabii. Bunun ilk balkonlar, kopanlar, balkonlar. Evet. Bu yüzden sakın orada durmayın.
Diyorum ya, depremde özellikle, ama özellikle çamaşır makinesi gibi, işte masa gibi kendimizi koruyacağımız ve özellikle kafa bölümümüzü koruyacağımız kısımlarımızı biraz saklayarak duracağız. Tabii ki takdir ilahi. Tabii ki hani Tabii. Şimdi biz sevdiğim önemli bir sağlıyoruz laf ama vardır. Sevdiğim bir mesela laf özür dilerim, vardır. ben alacağım. Uçakta bildiğiniz Hayatımda gibi, uçakta türbülans olunca hep herkes duaya başlar. Şöyle bir laf vardır. yani Sallanan uçakta ateist kalmaz. Hepsi imana gelir. Şimdi tabii deprem de büyük bir tabii. deprem olunca ister eşyanın yanında dur. İşte ya, kurtulmam mucize. O Şimdi takdir Ahmet ilahi. Bey, oğlumla ben bunu konuşurken, işte sohbet ederken, anne dedi eve şunu yaptırmamız lazım, bunu yaptırdı hepsini, o monte ettik. Bu Evet. hareketleri yapacaksın. E sonra oğlum, ondan sonra da bir kelime-i şehadet getir anne. Ondan sonrası takdiri ilahi Yani dedi. uçaklar da öyle bir türbülansa gidiyor. Herkes imana Yani geliyor. bilimde, Dualar. Herkes Yasin okuyanlar evet, gördüm ben. bilimde en sonunda bir kelime-i şehadet de getir Tabii. diyor. Çünkü o olmuş olacağının önüne geçilmez, ama tedbir, tevekkül, takdir. Siz enkaz Kesinlikle. altında kalmış bir insan olarak aslında tedbirleri anlatan güzel bir duygudur bu. O enkazın altında hissettiklerinizi birazcık söyler misiniz? O rahat davrananlara bir ders olsun. İzmir depreminde de küçük çocuklar Evet, çıkarılmıştı, evet, minnoşlar. evet. O duygu nasıl Öyle. bir duygu? İzleyicilerimiz en azından duyup bir farkındalık oluşsun. Tabii. Şöyle söyleyeyim ben size. Benim teyzemle eniştem 8 katlı binanın onların kaldıkları yer. 8 katlı binanın salonundan çekyatla beraber aşağı uçuyorlar. 7. kattan aşağı ve burunları dahi kanamadı. Bakın, hani kader, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak var ya, bir kez daha Doğru. söyleyeyim. Ama 3 tane çocuğu vardı. 3 tane çocuğu çelik kapının altında ezilerek vefat ettiler. 3 çocuğu da Ay. öldü. Edinediler. Ben teyzem yaşayamam dedi. Ölürüm dedi. Ben işte biterim dedi. Ve şu an 2 tane boyu kadar kız var. Edirne'de Maşallah. okuyorlar. Ben ellerinden hürmetle öperim. Bu yüzden hani bize bir şey olmaz. İşte şöyle yaparız. Şuradan atlarız. Şuradan kaçarız. Hani Türk milleti olarak bakın eleştirecek yönümüz çok ama sadece millete eleştiri sunmamak lazım. Dün bahsettik, çok güzel şeylerden bahsettiniz sizler de, Allah razı olsun. Ama toplum bilinci, ben toplumu burada ifade ederek karşınızda hem deprem bilinci hem de bir depremzedeyim aslında. İki kimlikle oturuyorum ben karşınızda. Ama diyorum ya, halk ve devlet el ele verdiğinde zaten bu ortak güç ortaya çıkacak. Olayları sadece işte halkı borçlandırarak işte mutlaka çıkacaksın, yapacaksın diyerek bir yere varamayız. Bu da bir Bir gerçek. çözüm, bir Bunun da rahatlık olması oluşturmak tabii. lazım. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Evet. Siz ne kadar kaldınız enkaz altında? 2. günün akşamı çıkmıştık. Bir İkinci daha günün akşamı. iki, o bayağı da kalmışsınız. Evet. Evet. Yani tabii şimdi Allah kimseye göstermesin diyoruz, ama tabii kaderde de ne varsa o da bir imtihan. Birçok insan İzmir depreminde de işte mucize bebekler, mucize insanlar. Hepsi çıkıyor. Allah'ın takdirinden kaçılmaz, ama Cenab-ı Allah da diyor ki biraz akıllı olun, tedbirli olun, değil mi? Yani suyu akışına Sevda, bırakmayın. dün Erol Hocam dedi ki tesadüf tevafuktan bahsetti. Ben bugün gerçekten Ahmet Mete Şıkar'ın, Allah rahmet eylesin, yaşamasını çok isterdim. O gün de medya mensuplarıyla beraber bizim çadır kente gelmişti. Gölcük Değirmenleri'de, Gezi çadırlarda. Bana dediği ne olacaksın? Hani bir 16-17 yaşında çocuk ne der? İşte polis olacağım, doktor olacağım, olacağım, bu olacağım. Senden daha iyi olacağım demiştim. Gülüşmüşlerdi, inşallah falan demişlerdi. Öyle gitmişti. Hani biliyorum arşivde var mıdır yok mudur, o kanalın da ismini biliyorum. Evet. Rica minnet onlardan da isteyebilirim. İnsan gerçekten bazı şeyleri isterse, değil Evet. enkazda dünyanın altında kalırsa kalsın, istedikten sonra her şey başarılı. Yapıyor işte, enkazın altından çıkıp hayata tutunmak Evet. en Ve güzeli. başka Şunu insanlara soracağım. mutlu Bu İzmir depreminde olmak. tsunami oldu adeta. Yani biliyorsunuz, denizle kara birleşti. Büyük, o boğularak ölenler de oldu onun içinde. Peki şimdi bu Fethiye, efendim İstanbul'da olan ve olacaklara baktığınızda yine akıllara erol, değil mi? Bu Tabii. tsunami endişesi geliyor. Yani bu azımsanacak bir şey değil bence, tsunami olayı. Kesinlikle. Dün Erol Bey İstanbul'la alakalı sormuştu. Kapalı deniz demiştim ama şimdi yaşanılan İzmir açıklarındaki o Sisam adasındaki depremde 30 kilometrelik bir pay kırıldı.
Sisam Adası'nın önünde 30 kilometrelik payda yaklaşık 4-5 metre bir yer değişimi oldu. Bununla beraber de akabinde bir tsunami meydana geldi. Şimdi gelelim Erol Hocam'ın sorusuna. Akdeniz açıklarında böyle bir şey olursa, böyle 7'lik, 7.2'lik ya da 7.5'lik bir şey olursa gerçekten azımsanmayacak cinsten ortaya senaryolar çıkarabiliriz. Ki daha önce tarihsel olarak da işte Aydın'ı, Muğla'yı böyle tsunami şeklinde vuran depremler olmuş. Büyük depremler. O yüzden Akdeniz açıklarında büyük depremler sonrasında büyük tsunamiler olur. Evet. Evet Ahmet Bey. Bir şey soracağım. Son aklıma geldi. O geçen İzmir depreminde bazı uzmanlar şöyle söylemişlerdi. Depremde yani çökünce kurtarılabilme olasılığınız artması için yani kırılacak cam değil de yani binanın dış yüzeylerine yakın durun ki size ulaşılabilsin gibi bir cümleler kurmuştu bazı uzmanlar. Yani hocam, hani binanın dış kısmına yakın hani içeride merkezde evet. durursanız çok zor Tabii. ulaşılır size gibi bir şeyler söylemişler. Şöyle söyleyeyim ben size. Benim profesör, hocam, arkadaşlarım hep derler ki onlar da çok psikolojiler. Zeminle temel aşk yaşayacak. Birbirine bir aşk evet. yaşayacak. Zemin yumuşaksa temeli ne kadar sağlam olursa olsun ki Gölcük Tepe'mi de gördük. İlk iki kat yerin dibine gömülmüştü. Hani bunda bina yıkılmamış ama iki kat standart yok. Veremiyoruz. Tabii ki. Evet Ahmet Bey. Evet Ahmet Bey yine dediklerinizin çıkmamasını dileyerek bu aman programı bugün bir tahminde bulunmayın. Lütfen. Bu hafta üçüncü evet. yer yok. Lütfen çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. Tahminlerinizi biraz ara verin. Edince çıkıyor galiba. çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Herkese gelmiş geçmiş olsun. Size iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun. İyi günlerde görüşmek üzere. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler.